Merhaba değerli dostlarım. Gusül boy abdesti ne zaman farz kılınmıştır? Kesin bir tarih tespit etmek mümkün değil. Ancak gusülle ilgili ayeti kerimede Maide suresinde bu ayeti yer aldığına göre, yani farzlığı yer aldığına göre Medine'de farz kılındığını iddia edenler olmuşsa da Miraç gecesinde namaz farz kılınmasıyla birlikte abdest ve gusülün de farz kılındığını bilmemizde büyük fayda var. O halde demek ki Mekke döneminde, hicrete yakın bir dönemde farz kılındığını anlıyoruz ve biliyoruz. Değerli dinleyicilerim, gusül abdestinin, boy abdestinin normal sağlığımıza, ruh sağlığımıza tesirleri nelerdir? Beden sağlığı üzerinde ne tür tesirleri var? Bunları ayrı ayrı bunlar üzerinde durmaya çalışacağım. Allah Resulü'nün sağlığımız üzerinde, guslün sağlığımız üzerindeki etkisi nedir? Buradan başlayalım. Allah ve Resulü'nün emrettiği veya tavsiyede bulunduğu ibadetlerin bir ucu dünyaya, diğer ucu da ahirete bakıyor. Bir yönüyle ruha gıda verip onu arındırır, bir yönüyle de beden sağlığını korur. Bütün bu özellikleriyle birlikte ibadet sırf Allah emrettiğinden dolayı, sadece dünyevi maksatlardan dolayı ibadet yapılmaz. Fakat Rabbimiz her bir ibadetin içerisine dünyevi faydalar da koymuş. İbadetler ahiret için yapılır. Ahirette Allah'ın rızasını elde etmek, mükafat elde etmek için yapılır. Fakat dünyevi olarak da Rabbimiz bir kısım faydalar koymuş. Bu da bir nevi tercih sebebi olsun, müreccih olsun diye. Guslün ruh sağlığı üzerinde nasıl bir tesiri var? Üç maddeyle ifade edecek olursak, birincisi Allah'tan tertemiz olarak gelip beden denilen elbiseye bürünen ruh, beden şeklini alarak bu elbiseyi eskitinceye kadar bekler. Tabii bu sure içinde geldiği gibi temiz tutmak, ruhu temiz tutmak bizim görevimizdir. İbadet onun değişmeyen gıdası, abdest, gusül ve kalbimizin Allah ile meşgul bulunması onun en büyük cilası olacaktır. Birincisi bu. İkincisi, gusül abdesti bedenimizi tertemiz hale getirip huzura kavuşturduğu gibi ruhumuza bulaşan bazı günah kirlerinden de temizler, arındırır ve onu huzura kavuşturmuş olur. Bir üçüncü husus değerli dinleyicilerim, gusül abdesti yerine getirildiğinde, alındığında Allah'ı, onun emrini, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini hatırladığı için ruh ile beden arasındaki dengesizliği giderir. Onun melekût ve mana aleminden feyz ve nur almasını sağlamış olur değerli dinleyicilerim. Gusül abdestinin beden sağlığı üzerinde nasıl etkileri var? Birincisi, haftada bir iki defa bütün bedeni yıkama imkanını hazırlar. İbadet kastıyla yapıldığı için sinir sistemimizi düzeltir. Asap bozukluğunu, sinir bozukluğunu hafifletip kalbe huzur havası estirir, huzur verir. Yorgunluğu giderir diğer bir husus. Vücudun dinlenmesini sağlar. Derideki gözeneklerimizin de açılmasını ve böylece deri solunumun sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamış olur değerli dinleyicilerim.